2. 1 Kasım 2022 31 Ocak 2023 tarihleri arasında dernek ve bağlı şirketlerin gelirleri 309.542.000 TL. Toplam giderleri 457.871.000 TL. Gerçekleşen gelir kalemleri içerisinde reklam ve sponsorluk gelirleri 52.506.000. TV radyo yayın gelirleri 31.593.000. Futbolcu transfer giderleri 105.642.000. PES proje geliri 36.065.000. UEFA Avrupa Ligi geliri 34.263.000. Gerçekleşen gider kalemleri içerisinde profesyonel faaliyet giderleri 317.633.000 TL. Finansman giderleri 92.278.000 TL. Ödenen sosyal güvenlik vergi fonlar vesaire 25.265.000 TL. Altyapı amatör faaliyet giderleri 6.248.000 TL ağırlıklı olarak yer almaktadır. Gider kalemlerimize baktığımızda futbolcu ve teknik kadro maliyetlerimiz ve profesyonel faaliyet giderimiz bir hayli yüksek rakamlara ulaştığı görülmektedir. Bu bağlamda Trabzonspor yönetimlerinin bugüne kadar yaptığı yığınla yüksek maliyetli transferlerle kurulan kadrolarda fazla sayıda yabancı oyuncu bulunması ve bunların sözleşmelerinin Euro cinsinden olması sebebiyle artan kur farkları ve sözleşme bedellerini ödeyebilmek için bunları için kullanılan kredi faizleri bugünkü ekonomik duruma neden olmuştur. 31.1.2023 tarihli konsolide bilançoya göre öz kaynaklar -2.157.423.000 TL'dir. Bu hususta bağımsız denetçi önceki raporunda işletmenin olağanüstü seviyedeki öz sermaye kaybının Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesine göre şirket borcunu sürdürülebilir olmadığına dikkat çekmiştir. 3. 31 Ocak 2023 tarihi itibariyle kısa ve uzun vadeli banka kredi borçları 1.003.260.000 TL'dir. Gerçekleşen gelir ve giderler sonucunda oluşan mali tablolara göre dernek ve bağlı şirketlerin 31 Ocak 2023 tarihi itibariyle kısa vadeli borçları 1.668.263.000 TL, uzun vadeli borçları 1.566.926.000 TL, borçlar toplamı 3.235.189.000 TL. Kısa vadeli mevcutlar 399.280.000 TL olup net borç toplamı 2.835.909.000 TL'dir. Saygıyla arz ederim.